Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bayağıdır yapmadığımız, yani bir 3 haftadır mı, 1 aydır mı ne yapmıyoruz bu içeriği. Tekrar bir yapalım dedim. Bro Talk konsept videolarına bakacağız ve hiperşarj, konsept hiperşarj videolarına bakacağız. Bakalım insanlar yeni ne yapmış. Böyle gerçekten tutarlı fikirler varsa da zaten söyleriz. Merak ediyorum. Bu içeriği seviyorum. Zaten siz de seviyorsunuz. O yüzden devamı geliyor. Daha fazla bunun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Yorum da yaparsanız tabii ki de 10 numara olur. Bu arada arkadaşlar şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Şu an 62.000 kupayım ve 70.000 kupa olmaya çalışıyorum. 70.000'i de geçebilirim belki. Bu bir hafta içinde yapacağım ve eğer bunun deneyimini sizlerle paylaşmamı istiyorsanız, yani uzun bir süreç olacak. Bir hafta boyunca videosunu çekeceğim, sonra yayınlayacağım. Eğer buna isteğiniz varsa, böyle bir şey görmek istiyorsanız, hani o 8.000, 10.000 kupayı kasarken nasıl kastım, nasıl kupa kasılır, hani bunları merak ediyorsanız yorumlarda belirtin, o videoya hemen başlayayım. Yani hemen yorum atmanız gerekiyor, yoksa dediğim gibi çekemem, uzun bir süreç. Daha fazla lafı uzatmadan isterseniz direkt videoya geçelim. İlk videomuzu bu kanaldan izleyeceğiz ve gördüğünüz gibi abone oldum. Açıklama kısmına da koyacağım. Siz de gidip abone olabilirsiniz. İçerikleri bence güzel. Bu adam yaptıkça bundan izleyebiliriz yani. Güzel yaptığını düşünüyorum. Kapak resimleri falan bayağı iyi. O yüzden bu adamın iyi yaptığına inanıyorum. Ve bizim kral, yani bu hiperşarj konseptlerini en iyi yapan kanal. Buna da zaten aboneyiz. Siz, yine açıklama kısmına koyacağım. Gidip siz de abone olabilirsiniz. Bu adam da böyle konsept hiperşarj videoları attıkça biz de gidip izleyeceğiz yani. Şimdi bu kısmı geçtiğimize göre videoya geçebiliriz. Evet, ilk videoyla başlıyoruz bakalım. Bu arada arkadaşlar sesi full kısayım. Sevmiyorum öyle çünkü ses karışıyor. Ben pek anlamıyorum kendim. Bir de kulaklık full takılı olduğu için. Şöyle çıkartmayı da sevmiyorum açıkçası. Tamam, buraları geçelim. Halloween kostümleri. Bunu tabii ki de bir ay önce yaptığı için arkadaşlar Halloween daha gelmemişti. Şimdi geldi geçti. Burada ne diyor anlamadım. Herhalde karakterle alakalı şeyleri anlattı. Mandalin mekanik bir karaktermiş. Raf gibi atıyor ama daha geniş bir alana atıyor. Bu arada bayağı iyi yapmış. Adam anlatıyor bu arada şu an burada ama ben sesi kıstığım için duymuyoruz. Fazla hasar veriyormuş. 3500 iyi bir hasar. Ultisini merak ediyorum ve bu adam nasıl bu kadar mükemmel yapmış. Yani bildiğin karakteri oyun içinde oynuyor şu an, çok şaşırdım. Şimdi ultisine bakıyoruz. Ultisi de bull gibi. Yani zaten böyle bir karakter gelmeyecek. Buna benzer de gelebileceğini düşünmüyorum. Duvar içinden de geçebiliyor. Konsept yani, hani direkt bunun aynısı gelmez ama belki bir tık benzeri gelebilir. Yeni kostümler, hadi bakalım. Kostümleri incelemek istiyorum. İslanda Primo. Bu arada uymuş gerçekten ve oyun içinde yapmış ya, ben ona çok şaşırdım ya. Spike, bu herhalde 30 taşlık bir kostüm. Bu bayağı iyi olmuş. Bunu beğenmedim. Bu arada bu da iyi olmuş cidden. Bunu hiç beğenmedim ya. Bu arada kolete kostüm geldi ama böyle bir kostüm gelmedi Halloween'da. Biliyorsunuz zaten. Şimdi Halloween kostümlerine bakacağız. Burada adam konuştuğu için o ekran geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben sesi tamamen kıstığım için duymuyoruz. İlk Halloween kostümü, yani idare eder. Poco iyi olmuş yine de, yani kötü değil o kadar. Bunu beğenmedim ya. Bunu da beğenmedim. Bu bir de biraz şeytan temasına da uyumlu olmuş. Bu iyi bu arada. Gerçekten B'ye böyle bir şey gelmesini isterim. Spider arkasında örümcek kolları falan var. Evet, bu video bu kadardı. Yani bence bu arada harbiden iyi yapmış. Bayağı iyi yapmış. Beklentimin bayağı üstündeydi. Adam oyun içine eklemiş bildiğin kostümleri. O yüzden umarım devamını yapar ve izleriz yani. Çok beğendim. Hani gelmeyecek tabii ki de bu kostümler veya bu karakter ama önemli değil yani. Çok hoşuma gitti. Keşke sadece böyle kostüm ve karakter olarak değil de yeni eklentiler, yeni özellikler, hani biraz da o tarz yapsalar daha iyi olur. Çünkü onları tahmin etmek daha mantıklı, yani daha normal. Bir tane bir Instagram'da bir video görmüştüm. Böyle oyun içine yeni şeyler getiriyorlardı. Mesela vurunca patlayan duvarlar. İşte yanındaysan hasar alıyorsun. Sonra trambolin gibi ama daha küçük yerden zıplatan falan. Eğer o videoyu bulursam koyarım. Mesela öyle şeyler yapsanız daha mantıklı yani. Neyse, yorumum bu kadar. Şimdi öbür videoya geçelim. Hepsine de bakmayabiliriz arkadaşlar. Kenji'ninkine bakalım. D'ni direkt öldürüyor. Yani çok güçlü olur. Oha, bu direkt yani yok eder. O yüzden böyle şeyler gelmesin yani. Bu mantıklı bu arada. Belki gelebilir ama yine felaket güçlü olur. Bu saçma. Böyle bir şey gelmez diye düşünüyorum. Bu da saçma. Bence Willow'a hiperşarjla adamın ultisini de kullanabilme gelmeli. O çok iyi olur. Yani bu da çok abartı. Bu mantıklı aslında, gelebilir. Mesafesi uzuyor yani neredeyse.
Chester'a evet bu gerçekten mantıklı. Keşke Chester'a böyle bir şey gelse. Umarım böyle bir şey gelir. Byron bu da yine bir tık abarttı. Böyle bir şey geleceğini düşünmüyorum. Oha bu yuh. Böyle bir şey imkansız yani. Sınırsız ulti yani neredeyse. Düşmana değince sınırsızmış ultisi. Kit'inki de böyle olmaz da bence şey olabilir. Prime dönemindeki gibi olabilir. Bu nasılmış anlamadım. Yani belki böyle bir şey de gelebilir. Daryl'a zaten geldi. Güzel olmadı yani. Daryl'ınki kötü. Bu da saçma. Abartı yani. Gelmez biliyoruz. Grom'a bu tarz bir şey gelebilir. Hani direkt bu kadar abartı yine bu. Ama o tarz bir şey gelebilir. Penny'e cidden bu arada böyle bir şey geldi. Üçlü değil ikili. Güzel yine de. Chaka mantıklı böyle bir şey. Yani bir şu an zaten pek güçlü bir karakter değil. Bence daha iyi bir hiperşarj gelmesi lazım. Kit'e işte bu çok iyi olur arkadaşlar. Bunu diyordum. Bence Kit'e böyle bir şey gelmeli. Byron'a bu daha mantıklı yani. Adam 2-3 tane fikir üretmiş bu arada. Farklı versiyonlarını. Bu çok abartı. Zaten var yani hiperşarjı bunun. Bu da saçma yani. Bu da abartı zaten Otis'e de geldi. Bununki neymiş? Ha kaç varsa aslında böyle bir şey de gelebilirdi Rafa ama şu anki gelen de iyi yani. Buna büyük ihtimal böyle bir şey gelecek. Grain'ki çok abartı yani. Direkt maçı kazandık oluyor. Poco'ya bu gelsin. Çok iyi olur. Onu anlamadım. Böyle bir şey gelse mantıklı evet. Buna da böyle gelir büyük ihtimal. Stu'ya geldi. Stu'nun bence şu an olan daha iyi bundan. Bu da abartı be. Ya abartı değil de gelmez yani. Gelmez hocam bunlar gelmez. Neymiş bu? Ha iki kere vuruyormuş ultin. İki hasar veriyor yani ilk kat. Oha aynısı geldi lan çok garip yani bunu düşünmesi. Bu niye büyüyor lan? Ama yine neredeyse aynısı geldi şaşırıyorum yani adam biliyor. Lola'ya bakalım ne gelecek merak ediyorum. Eş çok güçsüz ya iyi bir hiperşarj gelirse bayağı iyi olur. Lan bunun da aynısı geldi çok garip arkadaşlar yani adam hepsini bilmiş neredeyse. Bu videoya da bu kadar bakmak yeterliydi arkadaşlar. Geri kalanı zaten izlediğimiz videolardı yani. Konsept videolarında izlemiştik o videoları. Yani gördüğüm hiperşarjlar o yüzden onlara devam etmedim. Her neyse genel olarak da video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle konsept videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de devamını çekeyim yani. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.